Vallahi şöyle biz müdürüm geçene kaç lira alır? Yani direkt maliyeti yaptık. Adana'da özellikle Feke bölgesinde kivi üretiliyor. Diğer ilçelerimizde fazla yok. Türkiye'de de zaten 5-6 tane ilimizde yoğun şekilde kivi üretim var. Feke'de kivi Yeşildüşmüş mahallemizde yoğunlukla bulunmakta. Toplamda 60 dekar üzeri kivi varlığı varken biz bunu desteklemelerle 50 dekar daha yaparak bakanlığın desteklemeleriyle şu an 120 dekara çıkardık 2 yılda. Fidan ve demir desteklemesi. Kivi dikilişinde maliyetli bir ürün. Demiri biraz maliyet tuttuğu için ilk aşamada biraz vatandaş için bu işe girmek biraz zor oluyor. Yani ekstra bir maliyet çıkıyor. Bu yüzden biz bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak demirde ve fidanda destek sağladık. Kivinin kalitesi gayet başarılı, güzel. Burada çok hayvan gübresi, doğal gübre kullanırlar. Gübre falan verilmez. Genelde organik bir ürün. Feke'deki kivi de çok kaliteli. Buradan genelde Develi'ye ve Adana'ya üreticilerimiz kivilerini pazarlıyorlar. Biraz var pazarlama sıkıntısı. Tam olarak Feke'de kivi olduğu Adana'da tarafından da tam duyulmadığı için biz bunu biraz daha ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Eğer adamlara gelmediysen kalmaz her üretemiz. Temiz havayı sever de rutubetli olacak mesela. Az daha yukarı çıktığın zaman işte Gökçe'ye doğru çıktığın zaman bu olmuyor. Ama içindik burada iyi. Ağaçlarımızın normal şekline bak istersen. Bunu suyu çok sever. İki gün duracaksın, üçüncüsünü muhakkak sulayacaksın. Sulamazsan tabii kendi haline bu ağaç meyveyi yetiştirmez. Kendi haline kalır, ondan sonra ufak olur. Satıştan ben bunun para kazanıyorum diye uğraşmıyorum ben. Harbi açık söyleyeyim. Keyfine uğraşıyorsun. Keyfine uğraşıyorum vallahi. Zevkine uğraşıyorum ya. Bunun parası olsa ne olacak ki 10, 12, 13 milyon lira para alacağım. Ha 3 lira ya veriyor mevki işte ya. 3 liraya ya. Aha, vallahi diyorum ha. Telefon etti.